Senin yatıralım. Rol arkadaşın. Eski rol arkadaşın. Aynı. O hayat benimdeki rol arkadaşın. Ceren. Ceren Moray değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ceren o hayat Moray. Benim tabii, de tabii, tabii. Rol arkadaşım. Ceren değil mi o? Evet. Ceren. Fransız eşiyle 5 yıllık evliliğini sessiz sedasız bitirdikten sonra sessiz sedasız bir şekilde DJ Doğu Orcan ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift önceki gün Cihangir'de bir mekan çıkışı görüntülendiler. Paniklediler, içeriye girdiler. Bir saat sonra ayrı ayrı çıktılar. Ceren yanındaki arkadaşım derken yanındaki Doğu Orcan ise öyle bir açıklama yaptı ki muhabirleri bile güldürdü. İzleyelim. Cihangir'deyiz. 2017 yılında Fransız Nico Brun'la nikah masasına oturan oyuncu Ceren Moray yaklaşık bir ay önce evliliğini sonlandırmıştı. Moray önceki akşam bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Ceren Moray'la arkadaşı objektifleri fark edince lokantaya kaçtı. İçeri kaçmadı. Bir önce bir efendi varmış elinde galiba ama. Aa, çok yakın arkadaşım, evet. Ceren Moray boşandıktan sonra toparlanmaya çalıştığını da itiraf etti. Siz nasılsınız? Biliyorsunuz işte en son evet. Konuştuk. İyiyim işte, toparlanmaya çalışıyorum. Henüz toparlanamadık. İyiyim. Fena değilim. Fena değilim. Kolay gelsin. Ceren Moray ile mekanda görüntülenen komedyen Doğu Orcan ise mekanda mutfakta çalıştığını belirtti. Tüm gün sarımsak soğan pırasa doğruyorum. Ceren'le alakam yok diye sinirlendi. Ne yapıyorsunuz siz, anlamadım. Ceren Hanım'la beraber misiniz? Abi ben burada su şefim. Yani. Yani siz arkadaşınızın olduğunu söyledi zannediyorsunuz. Ben burada çalışıyorum. Soğan doğruyorum. Sarımsak doğruyorum. Sabahtan akşam bir şey doğruyorum ben de. Sarımsak mı doğruyorum? Sarımsak doğradım, soğan doğradım. Ne yaptığınızı ben anlamadım ama. İstanbul gecelerinin acar muhabirleri beyefendiye acaba Ceren Hanım'la sevgili misiniz diye sorunca ortam bir kez daha gerildi. Ne yaptığınızı ben anlamadım ama. Böyle sadece sormak istedim ki bir ilişkim var diye. Yani benim ilişkim hiçbir şeyim yok. Manyak mısınız ben anlamadım. Tamam da manyak mısınız demenize gerek yok da. Yani evet de ben... Oğlum, biz sadece işimizin gereğini yapıyoruz. Tamam bize. Çok güzel bir işiniz var. Benim de işim, ben burada su şefim. Ben bildiğim soğan doğruyorum. Pırasa doğruyorum. Yani siz ne yapıyorsunuz? Ben de orada kendi işimi yapıyorum. Şimdi bugüne kadar Almanya'dan kuzenim geldi. Sadece arkadaşız. Arkadaşımın arkadaşı, ben onu eve bırakacaktım türü şeyler duymuştuk da. Abi ben sarımsak soğan doğruyorum. Burada çalışıp suşi yapıyorum. Ceren'le alakam yok. Ceren'le alakam. Bu magazin literatürüne yeni girecek. Kesinlikle. Yani dediğin gibi sadece arkadaşız, yani alışız. Şey demek, çok klişe zaten. Orada. Ben burada çalışıyorum, işim başımdan aşkın ne Ceren'e falan gibilerinden bir şey demek istemiş herhalde. Soğan doğruyorum, patates doğruyorum falan gibilerinden. Sushi yapıyorum. Sushi yapıyorum. Ama çok ya bu veterinin üstüne o langıdı lang lang. Çok komik gitti. Yalnız Doğu böyle bir bahane söylemese. Böyle bir açıklama yapmasa bugün evet. Bu masada konuşmazdı. Hayır. Değil mi? Eklere de kapak olmazdı. Hani iyi akşamlar falan. Ekler de kapaktaydı. Bu haberin bütün yaratıcılığı Doğu Orcan'ın kullandığı sarımsak soğan suşi. Ceren Moray da daha sonra izleyip gülmüştür. Kendilerinin de güldüğünü düşünüyorum. Kesin yani. Gülmüştür. Evet. Ya Ceren yani gülmüştür mutlaka. Ceren'le aran nasıldı sette? Ya çok iyi, ben Ceren'i çok severim. Bayağıdır görüşemiyoruz tabii. Yani şey setten sonra görüştük mü hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu. Arda arda hayatlarınız değişti. Sen boşandın, o boşandı. Aynen öyle ama yani bizim tabii bu zaman hani o hayat benimden sonra bayağı sonraki bir sürece girdik böyle. Ha. Ama ben Ceren'i çok severim, çok da yetenekli bulurum. Çok, çok da beraber sahne paylaştık. Fakat ne yapıyor ne ediyor şu anda bilmiyorum bak. Patates soğan. Patates soğan. Sushi yapıyorlar. Bazen biz Ceren'e haksızlık yapıyoruz. Şöyle ki iyi oyuncuları sayarken böyle bazı isimler var. Hep onların isimlerini bir şekilde unutmuyoruz, söylüyoruz. Ceren Moray da kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Çok. Avludaki performansı, o hayat benim de aynı şekilde evet. Muhteşem bir oyuncu. Çünkü her karakteri canlandırabiliyor. Çünkü popülarite başka. Değerli olan şey başka. Diğerleri hem aynı zamanda popüler olduğu için hep önde oluyorlar. Örneğin Melisa Sözen, Ceren Moray. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Oyunculukta popüler olmak çok avantajlı bir şey gibi gözükse de çok avantajlı değil. Çünkü popülerite sizi bir yere kadar götürüyor. Yani atıyorum birkaç proje. Sonra o kadar popüler isimleri projeleri çok tutmuyor. Ama böyle daha no name'miş gibi yaşayan, daha böyle geri planda tutan oyuncular daha oyuncu olarak değerlendiriliyorlar. Ve çok daha uzun soluklu bir oyunculuk hayatı oluyor. Popüler oyunculuk
dönemsel bir şey oluyor, geçiyor. Bir de onlar böyle magazin yıldızı diye bir etiketle yapıştırılıyorlar sanki. Benim magazine alakam yok dese de bazıları hep magazinin içinde. Tabii canım, tabii magazin tabii yani. Magazin sayfalarının manşetlerini. Selen, magazin sevmiyoruz falan ayakları. Ya o numara. Senin hem şarkıcısın hem oyuncusun. Evet. Öncelik hangisi senin için? İkisi de. Yani ikisi arasında daha önce sorsaydım bu soruyu direkt oyunculuk derdim. Hı hı. Ama şimdi ikisini gerçekten böyle kollarımda taşıyorum. Sırtımda ikisi de. Çok da severek taşıyorum. Ama şimdi de mesela şarkıcılık daha ön planda, daha aktif olarak yürüttüğüm bir şey. Çünkü şu andaki açıkçası yani projelerle alakalı çok böyle içime sinen bir şey olmuyor. Çalışma şartları da çok zor. Şarkıcılıkla ilgili harcadığım mesai de şu anda daha böyle bana keyif vermeye başladı. Allah'a çok şükür böyle seçim yapma hakkım da olduğu için şarkıcılıkta şu anda daha fazla vakit ayırıyorum. Oyunculuk sektörünün en güçlü adamlarından biriyle evliydin. Bitti evliliğiniz. İkiniz için de hayırlı olsun.